Değerli izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum İspir ilçesinde Aşağı Özbak Mahallesi Muhtarımız Nazım Akgün ile mahallenin girişindeki ahşap durakta röportaj yapacağız. Muhtarım birinci dönem seçilen muhtarlardan değil mi efendim? Evet. Evet muhtarım, bu ahşap durağı kim yaptırdı efendim? Bu ahşap durağı biz daha muhtar olmadan önce belediyeye gittik. Belediye müracaatımızı yaptık. Sağ olsun belediye başkanımız geldi, bizim sesimizi dinledi. Buraya da gerekli olanı yaptı. Önüne de bir basamak yaptırdık şimdi geçenlerde. Evet. Daha da iyisini, önünü komple asfaltlama yapacağız. İnsanlar rahat, insanlar evet. Güzel bir ahşap durak yaptırmış sayın izleyiciler. İşte öğrencilerimiz, yolcular gelip ne yapacak burada? Burada otobüs bekleyecek. Bazen geliyor, çay içiyorlar. Sohbet edebilir. Sohbet çok güzel, değil mi? İki camimiz var efendim. Şu karşıda mahallede sizin mi? Yok. Karşı mahalle orası, Çamlıca. Çamlıca, evet. Burası? Burası aşağı Özba, bir de dört yoldaki cami de bizim. O dört yol şurada. Dört yola evet. Kadar İki tane bizim camisi var muhtarımız sayın izleyiciler. Köy, evet. Mahalle, ya mahalle burası, köyde değil. Yalnız yemyeşil, doğru mu efendim? Yemyeşil köy mahalle evet, diyorum. Tabii. Yemyeşil mahalle sayın şimdi izleyiciler. İspir'in en birinci mahallesi aşağı Özba mahallesi. Evet. Bir de sizin sınırlara yapılmış galiba şey değil mi, o futbol sahası? Evet. Değil mi efendim? Evet. Onu da çektik, onu da yayınlayacağız, bilgin evet olsun. Çok güzel bir, bu İspir Belediye Başkanı Osman Bey çok güzel bir spor kompleksi yaptırmış sayın izleyiciler. İlçenin evet girişinde muhtarımın mahallesine evet belirtelim. Gaziler Mahallesi, Aşağı Özbağ, hepsi beraber kullanıyor. Hep birlikte, evet, ilçe kullanıyor, bütün evet ilçenin ilçe, gençleri ilçe kullanıyor ilçe sayın kullanıyor izleyiciler. Evet muhtarım. Az önce de Yukarı Özbağ'da yaptık Hamdi Karataş abimiz de. Evet. Çok güzel. 1997 yılında köy konağı yaptırmışlar. Evet. Sizi de aradığımızda köy konağı var mı dedik. Yok dediniz efendim. Evet yok. Bizim köy konağımız yok. Bir muhtarlık odamız var. Evet. İmam evinin altında şey var, oda var. Bir oda var. İşte, evet odada şimdi çocuklar Kur'an okuyacak. Kur'an okuyorlar evet. Kur'an. Evet. Okullar tatil oldu. Geçen arkadaşlarımız işte ayın 12'sinde Kur'an kurslarının başlayacağını evet belirtmişti. Evet. Cuma günü. Evet. Sayın izleyiciler, imam arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin diyoruz. İşte çocukların okulu tatil oluyor. Ne yapıyor? Ben de küçüklüğümü hatırladım muhtarım. Evet. Okul biterdi hemen Kur'an kursuna başladık. Okulun yanındaydı bizim camimizde sayın izleyiciler. İşte böyle de anılarımız var. Evet. Tabii çocuklar geleceğimiz için dinimizi öğrenmesi değil mi efendim? Tabii. Evet, tabii öğrenmesi lazım. Evet muhtarım, müracaat ettiniz mi? Şimdi size ilçeye evet birleşik bir mahallesin. Önceden mahalle değil mi burası? Evet, çok önceden. Çok önceden evet mahalle. Yani bir taziye bir köy konağı yaptıramadınız evet mı efendim? Şimdi söz verdi başkanımız. Mehmet Sertman Bey de geldi buraya, toplantıda söyledik. İspir Belediyesi'ne talimatı verdi. Kaç mahalle burası efendim? Burası 160 hane şu an. Evet, en büyük mahallelerden evet bir tanesi evet ondan. Nüfus ne kadar efendim? Nüfus aşağı 800'ün üstünde. 800'ün üstünde nüfus var sayın izleyiciler. Yani birleşik zaten merkez evet mahallesi sayın izleyiciler. Onu da belirtelim, doğru mu efendim? 400 küsür oyu var. 400 evet küsür seçmeni var. Evet, seçmeni var tabii. Evet, mutlaka biz, gerçi Osman Başkanımız söz verdi, bütün 130 evet tane yapmış taziyevi. Evet. Dedi 100'e tamamlayacağız bunu dedi, orada da söyledi. Onu da belirtelim sayın izleyiciler. Sırasıyla bütün mahalleye dönüşen köylere taziyeler yapılacak. Evet. Konuşmasında da söyleyelim. Çocuk parkı yaptırdınız mı muhtarım? Orada var da daha şeyleri, makineleri kurulmadı. Yani kurulmadı. Yani şey malzemesi geldi değil mi efendim? Evet. Zaten onun karşı tarafına bir köy konağını yapmak icap ediyordu. Bazı insanlar karşı çıkıyor köy konağı için. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yapacağız yani. Allah nasip ederse Osman Başkanım da Mehmet Başkanım da söz verdi. İnşallah. Aşağı yakışır şekilde. Çünkü geleceğimiz yaşları için. Bir de yani İspir'in burası aynası tam ilk girişteki mahallesi, doğru mu efendim? En güzel. İspir'in gözde bebeğin mahallesi. En iyi mahallesi. Evet. Sizi tanıyalım beyefendi. Bu mahallede mi oturuyorsunuz? Ben de bu mahallede. İsim ne efendim? İsmail Yavuz. Emekli miyiz? Deniz Harp Okulu. Evet, emekliyiz. Askeriyeden emeklisiniz. Yok, yok, yok. Şaşırtın. Şapkayı? Şapka bir subay arkadaştan geliyor. Hediye etti sana. Hediye. Evet. Dağıtıyor da bize dedi, göndermiş. Evet. Muhtarımızdan memnun muyuz? Gerekli hizmetler yaptı mı muhtarımız? Muhtardan çok memnunuz tabii. Tabii ki memnunuz. Memnunuz da başkandan memnun değiliz. Hangi başkandan?
Belediye başkanından. Hangisinden? Büyükşehir mi, ilçe mi? Ya Osman Çakır'dan. Büyükşehir'den de memnun değiliz. Neden? Hayır. Bir Sulaman kanalı var, yaptı, rezil olduk. Kim yaptı efendim Sulaman? Büyükşehir yaptı. Sağlıklı mı yapılmadı? Onun meşgulamadı efendim. Yani borular havada mı kaldı? Yani? Kullanamayacağımız bir şekilde yapıldı. Kullanılmıyor mu şu anda? Kullanılmıyor doğru. Söktü, evet. Söktü yaptık zaten. Evet sayın izleyiciler, yani az önce ben yine bugün çektim. Baş şey mahallesiydi. Aşağı Uzba. Yukarıda. Orada da yeni, geçen yıl yapılmış. Baş çeşmede yapılmış. Borular dışarıda kalmış. Şeyinde 60 santim yerin altına gömülmesi gerekiyken. Evet. Yani toprak üstünde duruyor sayın izleyiciler borular, sulama boruları. Evet. İşte yapılan işler mutlak ne yapılmalı? İtinalı yapılmalı. Sağlam yapılmalı. Evet. İlçe belediye başkanından ne hizmet istediğinizi almadınız efendim. İlçe belediye başkanından da razı değiliz. Neden efendim? Hayır, bu mahalleye bir katkısı yoktu. Yapmadım efendim. Yapmadım. Bir bu durağı yapmıştık. Burayı. Önceden yapmış o da. Evet. Burayı da önceden yapmış. İçkinizler bu burayı yaptı. Onu da bizlerin yani çabasıyla. Çabasıyla yaptı. Evet. Yani başka hiçbir hizmet almadınız mı? Yok, alamadık. Evet sayın izleyiciler, işte vatandaşa da ne yapıyoruz? Söz hakkı veriyoruz. Amca nasılsın, iyi misin? Buralı mısın? Evet. İsim evet. Ne efendim? Mehmet Ali Albayrak. Mehmet Ali Albayrak. Evet, Albayrak dayı. Yaş kaç? 86. Maşallah işte havası güzel diyorum ben Erzurum'un arkadaşlar. Erzurum'un havası güzel. Bak amcam 86 yaşında. Allah sağlık sıhhat uzun ömür versin. Mahallemizde hangi hizmetler yapılmalı? Hangi eksik hizmetler var? Evet tamam. Teşekkür ederiz. Evet biz de hatır olsun diye. Evet muhtarım. Türkiye'de muhtarların sesli gazetesi sizin sesinizi duyuruyor. Bunda da başarılı olduk. İşte muhtarların aile ödenekleri artması için mücadele ettik. İlk muhtar seçildiniz. 871 liraydı. Biz mutlaka asgari ücret verilmeli dedik. Ve 1423 liraya yükseldi. Ben, yeterli mi efendim? Ben geçerli konuşuyorum. Ben kendi şahsım için konuşuyorum. Evet. Benim paraya ihtiyacım yok. Bana de hiç maaş vermesin. Yeter ki benden kessin maaşımı, yani tamamen evet. Kessin benim mahalleme hizmet yapsın. O zaman ben gazetemizi istedim. Destekliyorsunuz, doğru mu efendim? Tabii. Yani hizmet çünkü muhtarları gazetemizi muhtarlar destekliyor. Ben maaş hastası değilim, evet. Para hastası değilim, ben hizmet hastası. Evet, şunu da belirteyim, bazı işte muhtarlarımızla röportaj yapıyoruz. Gazetemize destek söz konusu olduğu zaman, yani çünkü haber karşılığında hayatta kalıyoruz, yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Evet. İşte muhtar arkadaşım gibi diyor, ben maaşında değilim, maaşımı kessin, maaş vermesin diyor. 1420 liradan feragat evet. Ettiğini belirtiyor. Ama gazetemize yardıma geldiği zaman da yani yardıma derken işte gazetemiz ne yapıyor? Haber karşılığında abone yapıyoruz evet. Muhtarlara. Evet. Gazete gönderiyoruz. Evet. Ve o zaman diyor ki veremem diyor. Sen diyor hem maaşımı kessin diyor. Senin sesini duyurmaya ta mahalleye kadar ben gelmiş. Mahalleme... 1000 kilometre yol gelmiş. Evet. Doğru mu efendim? Doğru. Yani basın da halk tarafından ne yapılmalı? Desteklenmez değil mi? Tembali bu gazete tembali. Muhtarların sesi gazetesi. Evet. Muhtarların gazetesi arkadaşlar. Muhtarlar desteklemezse ne olur? Hayayın hayatına devam edemez. Evet. Onun için mutlaka muhtarlarımızın da gazetemizi desteklemesini istiyoruz, rica ediyoruz. Biz başkanımızı da destekliyoruz. Osman başkanımızı. Osman başkanımız değerli bir başkan arkadaşlar. Çok güzel evet. Örnek hizmetler yapmış. Yok. İşte dün Elmalı mahallesine gittim. Perde beton yapmış, yol genişletmesi yapmış. 5-600 metre. Efendime söyleyeyim. Çok güzel hizmetleri var. Birçok yerde işte Türkiye'ye örnek bir Alabük mahallesinde köy konağı yapmış. Türkiye'de bir konağı, numara. Biz de mahalle konağı istiyoruz. İstiyoruz evet. Yani buraya da bir Osman başkanımızdan buraya öncelik tanımasını istiyoruz. Hı. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi röportaj verdiği için İspir Aşağı Gözbağ mahallesi muhtarımız Nazım Akkule de teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için biz her zaman çalışmaya hazırız. Teşekkür ederiz muhtarım. Bizim halk için çalışmaya hazırım diyor muhtarımız evet. Arkadaşlar. Bak buraya biz geldiğimizde en çok bu yolda çok kazalar oluyor. Evet. Buranın hız sınırını... Daha 3 gün önce burada bir arkadaşımızı kaybettik. Burada. Ama yol geniş yani o kendi hatası. Yani duble yol var burada arkadaşlar. Hayır. Onu da belirtelim. Çizgide vurmuş. Üstteki en çizgide. Yani olmayan bir kaza. Yani yayaya mı çarpmış? Tabii. Hayır. Yok. Mobletle giden birisine çarptı. Arkadan gelen buna çarptı. Tabii o arkadaş kusur yani. Kusurlarla ilgili. Yani yol çok geniş arkadaşlar. Yani 3-4 evet. Araç rahat şekilde sığacak bir araç. Bir sefer her sürücümüz trafik kurallarına mutlaka uyacak arkadaşlar. Yani onu belirtelim. Biz trafiğimizden en önemli olan yani bu yol kontrollerini, cezalarını hiç caydırıcılık yapmadan
cezalarını kesin, herkes cezasını çeksin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hiçbir savcısından da şikayet.